Korunumlu kuvvet nedir? Korunumlu kuvvetler, yapılan işin sadece ve sadece cismin ilk ve son pozisyonuna bağlı olduğu durumlardaki kuvvetlerdir. Başka bir deyişle, korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş, kütlenin izlediği yoldan bağımsızdır. Eğer bir kuvvet bu kurala uygun bir davranış sergiliyorsa, o kuvvete korunumlu kuvvet deriz. Örneğin 5 kilogramlık bir cisme etkileyen yer çekimi kuvveti 49 Newton'dur. Aynı cisim aşağıya doğru 6 metre indirilirse, yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş 294 joule olur. Baştan başlayalım. Cisim önce 6 metre aşağı indiriliyor, sonra 6 metre yukarı çıkarılıyor ve sonra yine 6 metre aşağı indiriliyor. Cisim ilk defa aşağı indirildiğinde yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş 294 joule'dü. Cisim yukarı çıkarılırken yer çekimi kuvvetinin yönü cismin hareket yönünün tersine olduğu için yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş eksi 294 joule olur. Ve cisim son kez aşağı indirildiğinde yer çekimi kuvveti yine 294 joule'lük bir iş yapar. Bu durumda yer çekimi kuvvetinin yaptığı toplam iş 294 joule olur. Aynı cismin sadece bir kez aşağı indirildiğinde yapılan iş gibi. Kısacası söylemeye çalıştığım şey şu, yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş cismin izlediği yoldan bağımsızdır. Yani yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş sadece ve sadece cismin ilk ve son konumuna bağlı. Aslına bakarsanız cismi ilk konumundan son konumuna getirmek için istediğiniz yolu izleyin, yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş her zaman 294 joule olur. Yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş cismin izlediği yoldan bağımsız olduğu için yer çekimi kuvveti korunumlu bir kuvvettir. Korunumlu bir kuvvet. Korunumlu kuvvetlere bir yayın gerilme kuvvetini de örnek olarak verebiliriz. Bir yayın yaptığı toplam iş, kütlenin ya da cismin izlediği yolla değil, sadece ve sadece cismin ilk ve son konumuna bağlıdır. Bu kuvvetlere korunumlu kuvvetler denmesinin sebebi, mekanik enerjiyi korumalarıdır. Buna karşılık korunumsuz kuvvetler de mekanik enerjiyi korumazlar. Mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır. Şimdi korunumsuz bir kuvvet olarak, sürtünme kuvvetini ele alalım. Bir kütleyi bir masanın üzerinde A noktasından B noktasına götürdüğümde, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatiftir. Ve bunun sonucunda ortaya ısı ya da ısı enerjisi çıkar. Aynı kütleyi sadece A'dan B'ye götürmek yerine, A'dan B'ye, B'den A'ya, sonra yine A'dan B'ye götürürsem, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş iyice artar. Ve ortaya çıkan ısı enerjisi de daha büyük olur. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, kütlenin izlediği yola bağlı olduğu için, sürtünme kuvveti korunumlu bir kuvvet değildir. Aynı şekilde hava rezistansı ya da hava direnci de korunumlu bir kuvvet değildir. Ve bu kuvvetin yaptığı iş de kütlenin izlediği yola bağlıdır. Eğer bir kuvvet korunumluysa, o kuvvet için potansiyel enerji tanımlayabilirsiniz. Yer çekimi ya da yayın gerilme kuvvetinin potansiyel enerjiye sahip olmalarının sebebi de budur. Bunun tam tersine, korunumsuz kuvvetlerin potansiyel enerjisi yoktur. Bir cismi yerden havaya kaldırıp, yer çekimi kuvvetine karşı bir iş yaptığınızda, cismi yere bırakarak aynı enerjiyi geri alabilirsiniz. Çünkü cisim yere düşerken potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşür. Benzer şekilde bir yayı sıkıştırarak, yayın gerilme gücüne karşı bir iş yaptığınızda da, yayı bırakarak, başka bir deyişle potansiyel enerjinin yine kinetik enerjiye dönüşmesine izin vererek, enerjiyi geri kazanırsınız. Ama sürtünme kuvvetine karşı bir iş yaparsanız, bu enerjiyi olduğu gibi geri kazanmanız ne yazık ki mümkün değildir. Enerji ısı enerjisine dönüşür, cismin içine ve yüzeye yayılır.